Herkese yeniden merhaba. Arkadaşlar sizlere bu paylaşımda incir ağacı dalından yani çelikleriyle nasıl köklendirilir, nasıl çoğaltılır onu anlatmak istiyorum. Ben tam 3 ay 10 gün önce incir ağaçlarımı budamıştım Ocak ayının sonunda ve arta kalan uygun dallardan da çelikler hazırlayıp 2 ayrı ortamda deneme yapmıştım. Birincisi sulu ortam, ikincisi topraklı ortam. İncir ağacı nasıl budanır videosunu izlemek için hemen soldaki linki tıklarsanız izleyebilirsiniz arkadaşlar. O budamanın ardından çelikleri uyguladığım ortamdaki sonuçları göstermek istiyorum. Bakın bu suda bekletme çalışması. İncir ağacının dalında bol miktarda kallus oluşmuş. Ve bir tane de ince zayıf bir kök var. Bu kök hacmi bu incir ağacının yaşaması için yeterli midir? Hayır, yeterli değildir. Bu sebeple bir süre daha suda beklemesinde fayda var. İkinci deneme ortamımız toprak ortam arkadaşlar. Hemen aynı gün aynı ağacın çeliklerinden uygun toprak karışımına çelikleri yerleştirdim ve 3 ay 10 gün sonra oluşan kök hacmi bu. Görüyorsunuz gayet güzel. Evet, görüyorsunuz burada da çok güzel bir köklenme var. Zaten köklenip köklenmediğini üstteki sürgünden görebiliyoruz. Bunda sürgünler kurudu. Bunu hiç açmayacağım. Büyük bir ihtimal köklenmedi. İncir ağacı çelikle üretilirken oluşan bu sürgünler bizi aldatmasın. Bu sürgünleri Ağustos ayında da yeşil bir şekilde görebiliyorsanız çeliğiniz artık yeni bir bitki haline gelmiş demektir. Yani ilkbaharın o coşkulu dönemindeki yaprak açmalar bizi aldatmasın. İncir ağacına başka bir uygulama daha var arkadaşlar. Hava daldırma yöntemiyle 20 gün içerisinde köklenme oluşturabiliyorsunuz. İncir ağacına hava daldırma nasıl yapılır merak ediyorsanız hemen soldaki linki tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve bu sayede incir ağacınızı çok hızlı bir şekilde çoğaltabilirsiniz. Hem de istediğiniz kalınlıkta ve istediğiniz büyüklükte bir dala bu uygulamayı yapabilirsiniz. Şimdi ben o paylaşımımı anlatırken bana şu eleştiride bulundular. İncir ağacı zaten çok hızlı köklenen bir bitkidir. Neden bu kadar uğraştınız dendiğinde. Bakın burada 3 aylık bir köklenmenin durumunu görüyorsunuz ve bir karışlık bir çelik. Ama hava daldırma uygulamasından sonra 20-25 santimetre kalınlığında dala uygularsınız. 2 metre boyundaki dala uygularsınız ve çok güzel köklenme elde edersiniz. Aralık ayının sonunda yapraklar döküldükten sonra ana bitkiden ayırıp istediğiniz yere dikebilirsiniz. Hava daldırma sonucu oluşmuş köklenmiş dalın ana bitkiden ayrılıp yeni saksısına, yeni yerine dikilmesini hemen buradaki linki tıklayarak izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu bitkiyi bir süre daha bekletmek istiyorum. Toprak kullanarak köklendirdiğim çalışmayı da saksısıyla buluşturmak istiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sadece bu uygulamayı bıraktım, diğerlerini kaldırdım. Şimdi bu uygulamamızı uygun bir saksıya, eğer direkt bahçeye dikmek isterseniz uygun bir yere hemen dikimini gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle uygun bir saksı seçiyorum. Hemen saksı boyuna bakıyorum. Yaklaşık 1 santimetre kadar toprak koyabilirim. 1 santimetre kadar toprağını koyuyorum. Kökler çok hassas ve kırılgan olduğu için hiç toprakla uğraşmadan şu şekilde yerleştiriyorum. Ve kenarlarını destekleyerek toprakla dolduruyorum. Evet. Bitki gövdesine yakın değil, saksının dış yüzeyine doğru baskı uyguluyoruz. Bu baskı bitkimizin dik durması için yeterlidir. Ve ardından can suyumuzu veriyoruz. İşlemimiz tamam. İncir ağacımızı yeni saksısıyla buluşturduk ve paylaşımı tamamladık arkadaşlar.
Bana soracak olursanız incir ağacı çoğaltmada en ideal, en güzel yöntem hava daldırma yöntemidir. Az önce linklerini söylemiştim. Oradan rahatlıkla izleyebilirsiniz. Beklediğinizden, umduğunuzdan çok daha güzel sonuçlar alabilirsiniz bu yöntemle. Ve böylece bir paylaşımın daha sonuna geldik arkadaşlar. Herkese çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Başka bir paylaşımda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.